Merhaba arkadaşlar, Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Massey standındayız. Şimdi gezeceğiz. İlk girişte Massey Ferguson 8S205 beygir traktör var. Gördüğünüz gibi. Massey Ferguson'un en büyüklerinden biri. Şöyle. Burada Massey Ferguson 240S kabinsiz traktörü var. Şöyle döndüm. Burada Massey Ferguson 3710 F yine kabinsiz traktörlerinden. Massey Ferguson 2630, bu da yine kabinli traktörlerden. Bunlar şey ya, kilit koymak zorunda. Burada 5S 125 beygir S serisinden Massey Ferguson yine. Burada yine 8S 245 beygir olan traktör. Çok büyük gördüğünüz gibi. Telefona sığmıyor yani, kameraya, kadraja. Şöyle uzaklaşayım biraz. Döndüğüm zaman burada da 7718 S var. Benim traktörümün yeni modeli. Dyna 6. Burada Massey Ferguson 4160 ve balya makinesi büyük. Yanında da hemen biçer var. Biçer de var, Activa. 7347 S. Şöyle hemen dolanalım etrafında. Burada Massey Ferguson S 6713. Yine büyük traktörlerden Dyna 6. Şöyle. Burada Massey Ferguson 5709 M. Benim küçük traktörümden 10 beygir az. Bu 90 beygirlik bir traktör. Benimki de 57-10. 5710. Massey Ferguson yine S serisinden 6714. Şöyle donalım hemen etrafında. Burada yine küçük traktörlerden 2615
Kabinsiz. Güzel. Bir traktör. Standımızın devamında Mustang Ferguson yine 2615 2615 kabinsiz traktörlerden. Şöyle. E, 3710 GE serisinden. Şöyle göstereyim. Şöyle döndüğümüzde Mustang Ferguson 240. Şöyle. Burada da Mustang Ferguson 2630. Yine kabinsiz traktörlerden. Burada da Mustang Ferguson 2630. Yine kabinsiz traktörlerden. Burası da Mustang standı. Burada da misafirlerini ağırlıyorlar. Şimdi 8S245'i inceleyelim beraber. Ben de ilk defa biniyorum içine. Şöyle öncelikle bir göstereyim. Bende 7618 Mustang var. Bizimkinden tabii ki de çok farklı. Mesela bizde şu yok. Burada kolları, hidrolik kaldırmaları buraya koymuşlar. Bizimkinde sağ tarafta burada. Derinlik ayarı yine bizimkinde sağ tarafta. Oradan ayarlanıyor. O dikkatimi çekti. Tabletler tabii ki de dikkatimi çekti. Ben de ilk defa biniyorum 8S serisine. Mustang Ferguson. Direksiyon da farklı bizimkinden. Şu ön konsol da farklı. Bizim klima yok burada. Sadece konsol var yani. Yine shuttle. İleriye gidiyor. Böyle olduğu zaman böyle boşta oluyor. Şimdi geriye aldım motoru. Çok konforlu zaten. Kabin aşırı geniş. Gördüğünüz gibi. Buraya da tekrardan ayna koymuşlar mesela. Aşırı güzel. Yine yanında hemen koltuk var. Hostes koltuğu. Burada bir sürü özellik gelmiş tabii. Bunlar benim kendi traktörümde yok. Burada el gazı var. Buradakilerde mesela çoğunu bilmiyorum. Bizde sağ tarafta şurada lambalar, ışıklar hepsi yanması bu tarafta. Sağ elin altına toplamışlar. Bence bu da güzel bir özellik. Öyle diyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de dışarıdan inceleyelim traktörü. Yine hidrolik orta kol, işte çıkışlar falan. E, 2021'de de Tractor of the Year'da en iyi traktör seçildi. Yılın en iyi traktörü seçildi.